Gürkan Bey. Günaydın. Günaydın. Biliyorum siz benden dün haber beklediniz. Ama ben de boş durmadım. Size bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet. Bugün Davos'a gelebilir misiniz? Ofisin olduğu yere yani. Aa, tabii tabii. Yani çok önemliyse gelirim tabii. Çıkıyorum o zaman ben şimdi. Tamam. Bekliyorum. Tamam. Görüşürüz. 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 Kaldınız yani. Aa, ne güzel. Sevindim, beğendiniz. Afiyet olsun Ali. Hayırdır? Sen nereden böyle? Başın yanındaydım. Hmm, belli oluyor zaten. Ay saçmalama öyle ya. Ne diyorsun? Yok bir şey aramızda bizim. Esas sen saçmalama. Yani alnının ortasında ben aşığım yazsa inan bana daha az belli olur. Hiç de bile. Gerçekten saçmalıyorsun. Arkadaşız biz. Ha tabii o bana ilgiliyse onu bilemeyeceğim bir şey. Aa, Serap. Gelsene bir kahve içelim, değil mi? Ah, merhaba. Gelmeyeyim, hiç oturmayayım. Ben başka bir şey için geldim çünkü. Ne için? Benim için. Merhaba. Merhaba Hülya. Serap Hanım, çıkalım mı? Olur, çıkalım. Görüşürüz Hülya'cığım. Görüşürüz tabii. Ne oldu ya? Ya bunlar ne ara dost oldular, ben hiç anlamadım, inan bana. Vallahi ben de hiçbir şey bilmiyorum. Hayır yani Serap, Gürkan'ların ne alaka? Niye, fena değil, gayet de olmuşlar yani. Yok be, bence hiç olmamışlar. Hülya, kıskandın mı sen? Aa, saçmalama. Nesini kıskanacağım ayol onları? Biz neden geldik buraya? Arda'yla konuşamadım demiştiniz. Ben de gelip kendi gözünüzle görürseniz hem içiniz rahatlar hem konuşmuş olursunuz diye düşündüm. Gürkan Bey çok naziksiniz. Ben bu kadar... Serap Hanım lütfen. Çocuklar sizi böyle görmesin. Şimdi Azra baya baya hamile yana. Ben şimdi amca oluyorum. Öyle mi? Anne siz neden daha önce söylemediniz bunu bana? Aradım seni ama açmadın ki telefonunu. Sen kızarsın diye ben telefonumu açmadım. Kızdım. Haber vermemene kızdım tabii. Ama geçti işte şimdi. Bir de sizi böyle görünce bir şey kalmadı zaten. Kurabiye yer misiniz? Ben yaptım. Öyle mi? Eline sağlık. Alırım bir parça. Afiyet olsun. Bizde hazırlık var bugün evde. Niye? Cenk'in doğum günü. Siz de gelirseniz hem Azra'nın hamilelik haberi hem abinin doğum gününü beraber kutlarız dedik. Ne dersiniz? Ben tamamen unutmuştum abimin doğum gününü. Biz geliriz gelmesine ama... Anne abim beni görmek istemez ki. Arda niye görmek istemesin abin seni? Hem çok mutlu olur. Azra da çok mutlu olur. Bence şahane plan. Hı? Gürkan Bey. Ne vardı Sumru Hanım? Bu Serap'a karşı aniden gelişen ilgi ve alakamızı neye borçluyuz acaba? Senin bunu daha çabuk anlamanı beklerdim Sumru. Yeni hayal kırıklığına bıraktım şu an. Şu aralar algım biraz düşük de hemen her şey öyle şıp diye kavrayamayabiliyorum. Barış yüzünden mi, Serap Hanım yüzünden mi? Serap'ı soruyorum, çok iyi anladım.
Tane tane anlatacağım şimdi. Çok iyi dinle, bir daha tekrar etmeyeceğim çünkü. Yaman ve Çelen aileleri barışacak, sen de bunun için çaba sarf edeceksin. Barış'ı sen ikna edeceksin. Niye böyle bir şey yapacakmışım? Bundan senin çıkarın ne? Arda ve Damla'nın evliliğinin devam etmesi için. Damla ve kaza meselesi Çelen ailesinin içinde eriyip gidecek. Hı? Damla böyle her seferinde vicdan yapıp gidip kazayı anlatacağım diye tutturmayacak. Hala bunun sana ne faydası var onu söylemedin. Kaza unutulacak diyorum sana. Ben de kızımı geri getireceğim. Gamze'ye kavuşacağım yani. Ha, onun için diyorsun Sarab'a bu ilgi alaka. Ha, peki. İlla bir isim koymak istiyorsan dostane olduğunu söyleyebilirim. Ailelerin barışması için. Başka bir şey yok. Sen benim söylediklerimi yap, gerisine karışma. Ben zaten en başından beri Çelenlerle anlaşma taraftarıyım. Taraftar olman yeterli değil Sumru. Barış'ı ikna et. O şahane performansını merakla bekliyor olacağım. Kolay gelsin. Dostaneymiş. Görüşeceğiz bakalım.